Yeniden Adana Yüreği Spor Salonu'ndayız. Şimdi biraz sonra ısınmaları süren Arkas ve Halk Bankası karşı karşıya gelecek. Arkas şampiyonluk için çıkacak bu maça. Daha dörtlü finallerin bitmesine bir gün var ama Arkas bu maçı alırsa 13,5 puanla şampiyonluğunu ilan edecek. Bundan önceki maç çok tartışılacak, çok konuşulacak bir maç. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3-0'lık skorla Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Fenerbahçe o maçı kazansaydı son gün Arkası şampiyonluk için karşı karşıya gelecekti. İlk gün çok iyi oynamıştı Sarı Lacivertler ama bunu devam ettiremediler. Şimdi bir önceki maçın istatistiklerine bakalım. Serviste 71 tane servis kullanan Fenerbahçe 11 hata yapmış. 3 direkt sayısı var. Belediyeye baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 79 servis kullanmış. 12 hata ve 3 direkt sayı. Direkt sayılar aynı. Servis karşılamaya baktığımızda 67 kez servis karşılayan taraf Fenerbahçe. Bunda %70 de oynamışlar maç genelinde. Mükemmel olarak tabir ettiğimiz excellent servis karşılamada %46. Bu aslında fena değil. İyi bir oran. Belediye ise %76 ile karşılıyor. %58 bu yüksek bir oran excellent için. Bu arada aşağıda Metin Görgün'ün yanında Arkas yöneticileri görüyorum. Evet Metin abi sendeyiz. Evet Arkas yöneticiler hakikaten ağız kulak mesafeleri sıfır dedim demin espri yaptım. Çok önemli maçlar oynanıyor ama bu arada sadece kendi maçları değil dışarıdaki maçlar da sonucu etkileyebiliyor. Arkasın artık şampiyonun sonunu getireceğiz. Evet ne durumda? Sonunu maçtan sonra getirmek istiyoruz. Yarına bırakmak istemiyoruz. Çünkü bu muhteşem seyirciyi mutlu etmek istiyoruz. Ümitliyim her zaman dediğim gibi. Fakat oyundur bu. Kazanıp oynamak lazım. Şimdi bu maçtan sonra şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. İnşallah başaracağız. Peki Uğurcuğum ne düşünüyorsun? Bu buraya kolay gelinmiyor. Burada bir takım sayılar belki sonucu değiştirmeye potansiyeline sahip ama bütününde bu galibiyet serisi kolay olarak kazanılan bir şey değil. Bununla ilgili neler söyleyeceğiz? Geçen sene şampiyon olmuştuk ve çıtayı Türkiye'de en üst seviyeye getirmiştik. Bu bizim Lüsen Bey'in bize söylediği çıtayı burada korumak çok önemliydi. Ve bunu biz burada koruduğumuz için, bu avantajı yakaladığımız için, Türkiye'de tekrar şampiyonluğu İzmir'e getirdiğimiz için çok mutluyuz. Ve bu maçı inşallah alacağız. Öncelikle buradaki seyirciye çok teşekkür etmek lazım. Tüm diğer takımların seyircilerine örnek olsun. Hakikaten muhteşem bir seyirci kalabalığı geldi. Muhteşem Mersin'den iki gündür bizi destekliyorlar. Büyük özveride bulundular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu maçı da 3 puanla alıp çıtayı Şampiyonlar Ligi'ne yükseltmek istiyoruz. İyi bak bu taahhüt devam edelim o zaman. Evet, bunun üstüne edelim. Konuşalım. Evet. Peki evet. Yatırım devam edecek. Şampiyonlar Tabii. Ligi hedefimiz var. Evet. Kadroyla ilgili bir takım kafanızda değişiklikler var mı? Şimdiden konuşmak doğru değil belki Hayır, ama. Hayır şimdiden konuşmak doğru değil diye bir şey yok. İnanın ki öyle bir şey kafamızda yok. Çünkü tamamıyla buraya konsantre olduk. Evet. Bunu alnımız akıyla bitirip bir hafta 10 gün hiçbir şeyle, voleybolla ilgilenmeyip güneşlenmek istiyoruz. Yani kendi işimle uğraşmak istiyorum. Ve ondan sonra konuşacağız tabii. Teknik direktörümüzle konuşacağız, aramızda konuşacağız. Gerekirse yapacağız tabii. Pekala, aileden kimseyi göremiyorum. Var mı Bay Arkas'ın gelmeye niyeti ya da... Evet, Bay Arkas şu anda Şerif tribününde. Oğlu da taraftarlarla beraber oturuyor Bay Berner Arkas. Yani aile full olarak burada ve burada. Bu onların duyduğu bu tatmin bizim için çok değerli sürekliliği anlamında. İzmir'de evet, artık bu geleneksel arkasın devamı demek değil mi? Zaten evet. Zaten biz İzmir'den buraya yola çıkmadan evet kendisi soyunma odasına geldi. Alaskalık demeye geldi. Sizin sayenizde dedi, voleybol dedi, geçen sene şampiyonu olduğumuz için tesadüfi dediler. Halbuki tesadüfi olmadığını biz ispat edeceğiz. Ve dediler ki biz kadromuzu yükselttiğimiz için diğer takımlar da yükseldi. Bundan diyor mutluyum diyor. Biz hala yükseltmeye devam edeceğiz. Onlar da yükseltecek mecburen. Zaten sevgili Aziz Yıldırım'ın çok güzel bir tabiri var. Erkek voleyboluyla ilgili. Ciddi yatırım yaptık. Hala şampiyonluk şansı yok diyorlar. Ne biçimmiş bu ya diyordu. Haklı hakikaten. Evet. Burada da çok keyifli maçlar oldu. Peki genel maçları düşündüğünde nasıl beklediğiniz gibi oluştu mu genel atmosfer? Beklediğimiz gibi oluştu evet. Mağlubiyet almadık. 3-2'ler tabii ki bizi çok yordu. Takım çok yoruldu ama evet. İstediğimiz gibi, istediğimiz gibi neticelerden mutluyuz. Evet. İstediğimiz oldu. Peki tesis olduktan sonra altyapılarla ilgili faaliyetlere çok değer veriyor Arkas ailesi. Nasıl bu konuda bir takım yatırımlar var mı?
Muhakkak yatırımlarımız var. Şu anda zaten yıldız ve genç milli takıma beşer tane pırlanta gibi oyuncumuzu vermiş durumdayız. Önümüzdeki senelerde de daha bunun ileriye gidip yalnız yıldız genç milli takım değil, Türkiye'deki diğer takımlara da oyuncu vermek için mücadele ediyoruz. Bunun da bir örneğini de kendimiz Arkas B takımını kurarak da amatör kümeden başlayıp ikinci lige kadar geleceğiz. Ve burada da diğer oyuncularımızı bu ligde oynatmaya çalışacağız. Biz her şeyden önce Arkas Holding olarak bir dünya markasıyız. Voleybolda da Arkas olarak da marka olarak kalmak istiyoruz. Onu da herhalde bu sene tescilleyeceğiz herhalde. O zaman bir söz istiyorum. Maçtan sonra sporcuları özellikle Doğar'dan Cihan'la beraber buraya gelmenizi İnşallah. İstiyorum. Tercümanlığımızı yapacağız. Tamam mı? Evet, top sende Adnan. Şimdi gerçekten Türk voleybolu için çok güzel sözler aldı Metin abi aşağıda. Bir marka olma yolunda, zaten büyük bir marka Arkas. Şimdi ikinci şampiyonluğunu kovalıyor üst üste. Ve altyapıya büyük önem veriyorlar. Bu ikinci pilot takımda bence çok mantıklı bir uygulama. Çünkü gerçekten çok iyi bir altyapısı var Arkas'ın. Geçen sezon şampiyon olan İzmir temsilcisinin yıldız ve genç takımlarda da şampiyon olduğunu biliyoruz. Bu sezonda o çocuklar devam ediyor. Burada da kolay, kadroya girmek kolay değil böyle bir A takımda. İleriye dönük çok oyuncu var Arkas'ta, İzmir'den yetişen. Onlara da ikincilikli olsun, belki o ikincilikten birinciye çıkacak bir takım yapacaklar daha sonra. Büyük bir şans tanıyacaklar. Sen nasıl değerlendirsin Alev abi şu ana kadar bu projeleri? Şimdi geçen sene şampiyon olduktan sonra bu kararı vermişlerdi. Ve adım adım bu kararı uygulama yönünde gidiyorlar. Bence çok doğru işler yapıyorlar. Yalnız burada sadece düşünülmesi gereken ikinci takımın yukarıya çıkması bence pek uygun değil. Yani ikinci ligde kalmasında yarar var. Gerçi yasalar iki Arkas takımının olmasını engelliyor. Başka bir kulüp altında devam edebilirler ama ikinci ligde kalsalar daha rahat, daha randımanlı olabilirler. Çünkü birinci ligde birbirleriyle karşı karşıya geldiklerinde problem olabilir. Hayır, karşı karşıyadan çok tabii çok üst düzeyde bir takım olmayacağı için iyi maçlar oynayıp yıpranır çocuklar. Bazı oyuncular yenilmeye alışırsa bir daha toparlaması çok zor oluyor. Bu nedenle onları yukarıda kırpalatmasalar düşüncesini taşıyorum. Tabii bu benim kişisel fikrim ama zaten onlar da ikinci lige kadar yükseleceğiz dediler ama ben kafamda şu an daha önce karşı karşıya da geldim Arkas alt yapısının oyuncularla okul maçlarında. Gerçekten çok kaliteli ve çok fizik üstünlüğü olan sporcular var. Belki ikincilikten de yukarı takım taşıyabilirler diye düşündüm ama olabilir tabii ama yani bence daha mantıklı olur aşağıda kalmaları. Bunlar da bizim kişisel görüşlerimiz dediğim gibi. Ama her şeye rağmen düşünce çok doğru. Yani altyapıdan bu kadar oyuncu yetiştiren, altyapılarda şampiyonluklar yaşayan bir takımın A takıma oyuncu verememesi zor olur. Ama çok da doğal karşılıyorum. Şampiyonda oynayan takımda genç oyuncuların yer bulması çok zor. İşte Kadir örneği. Yayınlarda söylüyoruz sık sık. Diyoruz ki Kadir oynamaya paslandı. Sadece servise giriyor ve libero ile değişiyor diyoruz. Ve gönlümüz onun devam etmesini istiyor ama tabii hedefe koşan takımlarda bu işler zor. Bu nedenle akılcı bir davranış. Umarım faydasını görürler ve örnekte olurlar bu konuda. Evet, gerçekten Arkas Türk voleyboluna ayrı bir renk kattı. İşte türbünlere de giriyorsunuz, her yer mavi beyaz. Biz Fenerbahçe'nin seyircisinin her yerde olduğunu düşünüyorduk. Her yere gelecek diye bekliyorduk ama İzmirli voleybol severler, Mersin'de Arkas çalışanları, Arkas altyapısından gençler ve İzmir'den gelenler türbünleri doldurdu. Hem Eskişehir'de hem Adana Yüreği Spor Salonu'nda güzel görüntüler sergilediler. Bu arada belediye bir önceki maçta yine iyi bir performans ortaya koydu ve puanını 10'a yükseltti. Fenerbahçe'nin de şampiyonluk umutlarını yitirmesine sebep oldu ama tabii bu maçın sonucu da çok etkileyecek. Ama Arkas iki maç var önünde, bu maç ve yarın oynayacağı Fenerbahçe maçı. Bunlardan birinden 3 puan aldığı anda şampiyonluğunu ilan edecek. Mutlu sona çok yakınlar. Tabii ki çok yakınlar. Hele böyle bir ortamı yakaladıktan sonra bugün bile aşırı motive olup işi bitirebilirler. Bekleyip görelim. Bakalım neler olacak ama Halk Bankası'nın da bir sürprize imza atması açıkçası kimseyi yadırgatmamalı. Geçen sezon bayanlarda Beşiktaş bu sürprizi yapmıştı. Şampiyonluğu belirlemişti. Kendisi olmamıştı ama aldığı sürpriz galibiyetlerle Eczacıbaşı'nın şampiyon olmasını sağlamıştı. Bu arada Toki'yi hatırla.
Emlak Toki sadece dörtlü finallerde iki defa Beşiktaş'ı yendi. Beşiktaş o maçlardan birini kazansa şampiyon olacaktı. Yani onun için beklemek lazım. Çünkü Halkbankası da çok iyi bir kadroya sahip bir takım. Burada bir Save Cup üçüncüsü var şimdi sağda. Evet. Dördüncü sırada Türkiye Ligi'nde dörtlü finallerde ama ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan çok yetenekli ve fizik gücü çok üstün oyuncular var. Özellikle Türk oyuncular, Ahmet, Volkan gibi oyuncular çok başarılı, çok kuvvetli sporculara sahip Halkbankası. İşte Emre var kenarda, zaman zaman oyuna giren Ender'le beraber. Onlar da girdiklerinde çok olumlu işler yaptılar. Dörtlü finallerde özellikle bu Adana ayağında. David Lee çok başarılı bir oyuncu. Dörtlü finallerin en iyi orta oyuncusu seçilmişti Save Cup'ta. Aynı şekilde orta oyunculardan bahsedersek Ahmet Toçoğlu çok formda. Hem hücumda hem blokta. Arkası bugün zorlayacaklar. Şampiyonluk kolay değil demişti Yaşar abi ilk Eskişehir'deki verdiği röportajda. Şampiyonluğun yolu dikenli demişti hatta Arkas menajeri. Kolay olmadığını belirtmişti her maçta. Bakalım bugün nasıl bir oyun sergileyecek Arkas. Eskişehir'deki bütün maçlarını 3-2 kazandılar. 15 set oynadılar. Ama sonuçta hepsini kazandılar. Şu ana kadar namağluplar. Ligde de ilk 10 takımın olduğu final grubunda ise sadece bir mağlubiyet aldılar. O da son maçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Ama ona rağmen buraya lider geldiler. Dörtlü finallere lider başladılar. İlk ayağı lider bitirdiler ve hala liderler. Ve bu maçı kazanırsa şampiyon olacak İzmir temsilcisi Kaptan Gökhan. Sıranın başında. O da arkasındaki ilk sezonunu yaşıyor. Gittiği her takımı iki gömlek yukarı çeken bir oyuncu. Libero Bülent onun yanında. İşte Fazıl Demirci arkasın antrenörü, baş antrenörü, eski voleybolcu. Biraz sonra seremoniden sonra karşılaşma başlayacak. Mehmet ve Gökhan el sıkışıyorlar iki takım kaptanı. Karşılaşmayı yine uluslararası hakemler yönetecek. Arka seyircisinin sürekli bir tezahüratı var daha maç başlamadan. Onlar daha fazla motive olmuşlar şampiyonluğa. Evet, Nihat hocamızı da tanıttı. Yardımcılığında İlhan Mişenyurt yapacak. Onlar çok başarılı hakemler. Bu tarz maçlara yakışan hakemler. Hatta zaman zaman Türk voleybolunun önüne geçmiş başarıları var. Takımlardan daha başarılı olmuş. Dünya Ligi yönetmiş, dünya finalleri yönetmiş hakemlerimiz var. Özellikle Ümit Sokullu bir önceki maçın baş hakemiydi o da. Bu arada asker kökenli hakemlerde bir disiplin hakimiyeti var sanırım. Daha mı başarılı oluyorlar Alev abi? Aslında tabii baktığın zaman sanki öyle bir görünüm var ama ben zannetmiyorum. Yani bu içinden gelen biraz da kabiliyetle ilgili bir şey. Şimdi Arkas klasik altısıyla sahaya çıkıyor. Selçuk, Gianni Duerden, Zafer Paşaoğlu, Gökhan, Tuela ve Bülent libero olarak oyundaki yerini aldı. Antrenör olarak İspanyol Fernando Munoz Benitez var. Yardımcısı Fazıl Demirci biraz önce ekranlarımıza gelmişti. Şimdi Halk Bankası David Lee, Birleşik Amerikalı orta oyuncusu Ahmet Toçoğlu, Ulaş Kıyak, Emre, Volkan Güç, Ender sahada uzun bir aradan sonra ilk altı başlayacak. Libero Fatih tamamen Türklere dönmüş durumda. Bir tek David Lee var sahada. Alev abi sen kaç gündür söylüyorsun? Yabancı 4 numara oyuncularından istediği verimi alamadı Halk Bankası diye. Şimdi Türklerle başlıyorlar oyuna. Ender ve Emre ile. Tabii yani hedefleri de küçüldü. Bence çok da doğru yapıyorlar. Yani artık bu saatten sonra Türk oyuncuların, yani bizim oyuncularımızın oynamasında yarar var. Çünkü iki yabancı gerçekten bu dörtlü finallerin voleybola da yabancısı kaldı. Çünkü ürettikleri sayılar yabancılar içinde köşe oyuncular olarak en az. Onların dün de 7'şer sayı ancak üretebildiler.
Onun için çok doğru bir karar. Bu arada Adana'nın gücü Volkan Güç, evet, Adanalı sporcu. Daha sonra Adana'dan Arçelik'e gelmişti. Arçelik altyapısında başladı. Devam etti Adana Sasa'dan. Ve büyük başarılara imza attı voleybol kariyeri boyunca. Çok da sempatik bir oyuncu. Tribünlerden her zaman büyük destek aldı. Şimdi başka dikkatimi çeken bir nokta. Halk Bankası kadrosunda şu an ilk 6'da 3 tane solak oyuncu var. Ulaş Kıyak, Emre ve Volkan. Suela'nın servisiyle başlayacak karşılaşma. Davidli libero Fatih ile değişti. Nihat Ermiyan işaretini verecek birazdan. Suela topu eline aldı. Çizgide bekliyor. Gene adımlayarak 3 adımını 4 adımını saydı. Ve aynı noktadan servisini atacak. Hep böyle yapıyor servis atmadan önce. Şampiyonluk için Arkas topa vuracak şimdi. Suela ile beraber. İspanyol Suela Mendes servisi kullandı. Ulaşım pası 2 numaraya Ender Kıdoğlu sert vurdu. Suela çıkardı. Gaston Gianni açık topa yüklendi. Emre defansta başarılı ama fileye temas var Ahmet Toçoğlu. İlk sayı Arkas'ın. Burada tam belli olmuyor deyip değmediği ama biraz da yüksek bir açıda kalıyoruz. Suela smaç servisi kullandı. Fatih rahat karşıladı. Ulaşım pası ortaya. Ahmet Toçoğlu sert vurdu. Ender Kıdoğlu serviste. Smaç servisi yüklendi ama auto gönderdi. Şimdi Zafer Paşoğlu'nu izleyeceğiz. O da hem Eskişehir'den burada. Çok başarılı oyunlar ortaya koydu. Çok iyi blok yaptı Eskişehir'de. Bunlardan bahsetmemiz lazım. Şimdi servisi kullandı. Fatih karşıladı. Şimdi 2 numarada Volkan Güç. Gökhan blokta sektirdi. Ulaşım pası bir kez daha Volkan'a. Sert vurdu. Gene Gökhan. 3-1 yaptı durumu Gökhan Öner. Zafer Paşoğlu servisi kullandı. Ender karşıladı. Ulaşım pası ortaya. Ahmet Toçoğlu duverden sektirdi. Yeniden Halkbank hücumu. Şimdi 4 numarada Emre blok out. Duverden'in ellerinden out'a gitti top. Farkı 1'e indirdi. Ankara temsilcisi Halk Bankası. Ahmet Toçoğlu, o da sert servisler kullanan bir isim. Suela karşıladı. 4 numarada Gaston Gianni blok sektirdi. Emre çıkardı. Emre toktamış 4 numaradan ve blok alt yaptırdı. Top öldükten sonra, çünkü top havada antene değdi. Ondan sonra karşı sahaya düştü. Doğru karar sayı Halk Bankası'nın. Bu arada Emre çok iyi başladı. İyi hücum etti. Zor topu da iyi kullandı. Ahmet Toçoğlu etkili bir servis ve direkt sayı. Biraz kısa top attı. Cihan'ın açıkta bekliyordu. Yetişemedi. Yeniden Ahmet Toçoğlu. Gene yüklendi. Suela'yı zorladı. Selçuk çevirdi topu. Şimdi Bülent Kaysa'ya yolladı. Ulaşım pası 4 numaraya. Emre toktamış. Selçuk defansta başarılı. Gökhan tek elle çıkardı. Duverden karşıya atamadı. Emre'ye bir hücum sayısı daha yazıldı böylece. 5-3. Ahmet gene sert vurdu. Suela iyi karşıladı. 2 numarada Duer'den ve bloğa takıldı ama blok out. Duer'den belki de bahsetmeyi unuttuğumuz en önemli isim. Evet, ondan makinesi. Bu yayınlarda çok söz ettik zaten. Şu ana kadar 110 sayısı vardı. Bunu tabii bugün daha da yukarılara çekecek. David diye blok geldi Gökhan Öner'den. Defansta başarı var. Şimdi arka hücumu. 4 numarada Gianni çapraz vurdu. Volkan'ın elinden alta gitti. 5-5.
Bu arada Gökhan Öner'in de çok iyi blok yaparak başladığını söylememiz lazım. Sert smaç servis. Emre karşıladı. Ulaşım pası arkaya. Volkan zor pozisyon yüklendi. Suela çıkardı. Şimdi Duer'den bir numaradan sert vurdu. Ender defansta başarılı. Emre toklamış. Plasesi. Bu top çıkmıyor. Çok zaten güzel başladı. Zaten temas var. İlhami Şenyurt. Gökhan Öner'i gösteriyor. O da değmediğini işaret ediyor. Ama çok güzel başladı maç. Gerçekten iyi başladı. 6-5 önde olan taraf Halk Bankası. Arkas. İkili hücum turunda Selçuk 4 numaradan kaçıyor. Volkan Güç. Servisi bile de kaldı. Eşitlik geldi 6-6. Gaston Leandro Gianni. 1979 doğumlu 1 metre 96 santim boyunda Arjantinli yıldız servisi kullandı. David Lee rahat karşıladı. Arka ucunda Volkan Güç sert vurdu. Gianni defansta başarılı. Duerden'in topunda Volkan çıkardı. Bir kez daha Volkan açık top. Sert vurdu. Gene blokta başarı var. Suela'nın pası 4 numaraya geldi. Suela bu topu iyi değerlendirdi. Selçuk'un pasında 7-6 arka öne geçti. Gaston Gianni. Bu sefer servisi auto gönderdi. Yeniden eşitlik var. 7-7. Emre toplamış. Maç servis sert. Gianni karşıladı. Kaçan topa Selçuk'un plasesi Emre çıkardı. Şimdi 4 numarada Ender Kıdoğlu sert vurdu. Temas var mı diye bakıyoruz. Hayır. Arka 8-7 önde girdi teknik molaya. Adına yakışır mücadelelerden bahsediyorduk. Bu da onlardan biri. Evet Adnan, gerçekten çok doğru söylüyorsun. Çok güzel başladı. Bu arada ilk maçın 5 setlik ilk maçın sayılarını hatırlatayım. Belki de o günkü gibi güzel bir mücadele izleme şansını yakalayabiliriz. İlk seti Arkas 25-17 almıştı. Sonra Halk Bankası 25-21 ile 1-1 eşitliği yakalamıştı. Arkas yine 20-25 öne geçmişti. Yani 25-20 kazanmıştı. Sonra Halk Bankası bırakmamıştı mücadeleyi. 25-21 ile 2-2 yapmıştı. Son set ise Arkas'ın 15-13 üstünlüğüyle çok güzel, çok keyifli bir maç izlemiştik. Bu başlangıçta onu gösteriyor. Peki Alev abi, böyle 3-2'lik bir galibiyet Arkas'ı şampiyon yapar mı? Bir gün sonraya bırakır. Bir gün sonraya bırakır. Evet, yani o zaman çünkü son gün Fener'e kaybedeceği 3-0-3-1'lik bir maç, belediyenin 3-0'lık bir galibiyetiyle yarım puanla belediyeyi zirveye taşıyabilir. Çünkü şu anda belediyenin baktığımız zaman 10 puanı var. Arkasın 10.5 puanı var. 12.5 puan olur o zaman. Evet, 3 puan belediyeyi belki bir anda öne geçebilir. Ertesi günde kaybederse Arkas. Emre Toktamış karşıladı. Açık manşet. Ulaş manşet de yükseltti. Ender açık topa yüklendi. Gianni çıkardı. Şimdi zor pozisyon. Duer'den sert vurdu. Out'a gitti. Ama elden, temas var. Elden. Bence de. Bence de. Evet, bence de. Doğru bir karar. Zaten itiraz da gelmiyor. Evet, 9-7 oldu. Tekrarında da görüyoruz zaten Ender'in eline değmiş gibi. Gökhan Öner. Servisi alta gönderdi. Fark bir sayıya indi. Şimdi David Lee'yi izleyeceğiz. David Cameron Lee 1982 doğumlu. 2 metre 4 santim boyunda. Çok yetenekli bir orta oyuncu. Farklı bir kol stili var. Servisi kullandı. Bülent iyi karşıladı. Suela yakın topa sert vurdu. Zor bir hücumdu ama iyi değerlendirdi İspanyol oyuncu. 10'a 8 yaptı durumu. Selçuk Keskin. Emre rahat karşıladı. Tekli blokta. Duer'den başarılı. Ulaş sıfırdan çıkardı topu.
Şimdi 2 numarada Duer'den sert vurdu. Volkan çaprazda defans yaptı. Zor pozisyon. İçeri uçtu, vurdu. Temas var mı diye bakıyoruz. Hayır. Top çok içeriye atılınca tabii topun altına vurmak zorunda kaldı. Kapatamadı bileğini ve yukarıdan avuta gitti. Aslında güzel hareketlerdi. 11-8. Bir kez daha Selçuk Keskin servisi kullandı. Ender Kıdoğlu karşıladı. Ulaşım pası ortaya. Ahmet'in plasesi. Suay'a defansı yaptı. Şimdi 2 numaradan Duer'den. Emre defansta başarılı. Ender Kıdoğlu bir plase daha bıraktı. Selçuk çıkardı. Zafer yükseltti. Suay'a sert vurdu. Fatih'in elinden alta gitti. Fatih biraz içeride yakalandı pozisyonda. 12-8. Hemen mola geldi. Salih Yergin'den. Halk Bankası direniyor, iyi de oynuyor. Ama dün, karşısında çok kuvvetli bir rakip var. Dün de iyi oynamıştı ama sonuca gidememişlerdi. Bir eksiklik var. Bir türlü o eksikliği aşamadılar. Ama Arkas çok dengeli. Mücadele oturmuş hiçbir zaman yani, bırakmıyor. Oturmuş bir takım Arkas. Bir de şey var. Her an oyunu force edebilecek bazı oyuncular var. İşte Duerden gibi, Gökhan gibi, Canlı gibi. Bu arada Selçuk gibi çok iyi bir pasör var. Yani baktığın zaman gerçekten belirli aşamalardan geçmiş. Sonra dikkat edersen son bölümlerde Bülent çok iyi manşet getirmeye başladı. Zaten onun en büyük özelliği iyi manşet almasıydı. 4 numaradan oynarken de bu özelliği vardı. Zafer zaman zaman çok iyi çıkışlar yaptı. Yani Erkas gerçekten bu iki turnuvanın en iyi mücadelesini yapan takımlardan biri. Ama ben kim ilk sırada dersen belediyeyi biraz daha ön planda tuttum. Bütün takımlara oranla. Kadrosuna oranla ortaya koyduğu mücadele çok güzeldi belediyenin. Ve onların da kadrosu çok geniş, çok zengin bir kadro. Ama şanssızlıklar pek yakalarını bırakmadı onların. Bu arada Volkan'ın güzel smacından sonra Ulaş servisi auto gönderdi. 13-9. Önde olan taraf Arkas. O aradaki 4 sayılık fark devam ediyor. Fenerbahçeli yöneticiler de merakla izliyorlar karşılaşmayı. Sadece onlar değil, belediye de izliyor. Belediyeli oyuncular, antrenörler, hepsi, herkes izliyor. Ahmet Toçoğlu'ndan yine çok güzel bir smaç. Fark 3 sayıya indi. 10-13. Ender Kıdoğlu. Gianni karşıladı. Dekli blokta paralele vurdu. Ulaş topun altına girdi. Emre çevirdi. Şimdi arka ortana Ender Kıdoğlu. Plasesi çıktı. Gianni açık topa sert vurdu. Ender defansta başarılı. Ulaşım pası arkaya. Volkan 2 numaradan blok altı tercih etti ve başarılı. Farkı 2'ye indirdi Volkan Güç. 11-13. Ender de çok iyi defans yapıyor Halk Bankası'nda. Ondan da bahsetmemiz lazım. Ama onun özelliği iyi manşet alan, iyi defans yapan bir oyuncu. Hatta zaman zaman Fatih'in yerine ligde libero olarak da oynadı. Bu arada Cihan niye dur dedi Volkan. Çok da rahat bir blok yaptı tekli blokta. Bu arada aradaki fark da 1'e indi. Ender Kıdoğlu yine servise yüklendi. Bülent içeri kaçırdı. Ulaşım pası ortaya. Ahmet Toçoğlu sert vurdu. 13-13. Bir kez daha Ender servise yüklendi. Out. Arkası yeniden öne geçti. 14-13. Serviste Zafer Paşoğlu var. Ender rahat karşıladı. 2 numarada Volkan tekli blokta vurdu. Gianni'nin bloktaki çabası yeterli değil. Sayı Halk Bankası'nın 14-14 oldu. Çok sert bir servis ve direkt sayı. 15-14. Top içeride. Çok iyi hücum ediyor. Çok iyi servis atıyor. Çok formda Ahmet Toçoğlu. Yeniden yüklendi. Suay'la iyi manşet. Böyle bir servis ancak böyle maçta alabilirdi. Ve Duer'den noktayı koyan oyuncu takımını yeniden öne geçirdi. Düzeltiyorum, eşitliği getirdi. 15-15.
Bu arada Ahmet konusundaki görüşlerine katılıyorum. Köşe oyuncuları kadar hücum sayısı üretti. Ender iyi karşıladı. 2 numarada Volkan. Çapraz girdi, paralele döndü ve sayıyı kazandırdı. 16-15. Teknik molaya önde girdi Halk Bankası. Bugün daha çok eğlenceli ve zevkli bir maç izleyeceğiz gibi geliyor bana. Evet, gerçekten çok güzel başladı. Mücadele çok güzel. Ele Halk Bankası bu kadar gerilerde kalmasaydı, biraz puanı yüksek olsaydı çok daha heyecanı farklı olacaktı. Ama görüyorsun, Türk oyuncular oynadığı zaman yabancılardan daha iyi oynuyorlar. Yani Ender olsun, Emre olsun. Emre sonra dün ikinci sonradan oyuna girdi ve çok başarılı bir performans ortaya koymuştu. Bugün de ona devam ediyor. Ender için zaten söyleyecek bir şey yok. Belki de turnuvaya iki yabancısız başlasaydı Halk Bankası daha mı iyi olurdu? O da tabii bir soru işareti. Çünkü bugüne gelene kadar oynadıkları 4 maçta 29'er sayı ürettiler. Yani böldüğün zaman neredeyse 7'şer sayı maç başına mı düşüyor aşağı yukarı, değil mi? Tabii sakat sakat oynayan Can Ayvazoğlu daha ilk turnuvada 25 sayıyla geldi tabii, buraya. Tabii onlardan daha iyiydi. Yabancı seçimleri çok önemli. Yani ben arkasında Suela için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani çok iyi manşeti, çok iyi defansı var ama hücumda eksik kalıyor. Serviste Volkan Güç var. Ama çizgiye bastı, evet. Çizgi hakemi de fark etti. Yeniden eşitlik geldi. 16-16. Gaston Gianni. Ender karşıladı. Ulaşım pası ortaya. David Lissert vurdu. Emre Toktamış. Etkili bir servis ve direkt sayı. Bülent zorlanmaya başladı. Böyle sert gelen smaç servisler karşısında. 18-16. Önde girdi Halk Bankası. Şimdi Halk Bankası çok rahat. Yani sadece prestij için oynuyorlar. Ki o keyif almak için oynuyorlar. Çünkü kazandıkları puanlarla belirli bir seviyenin üstüne çıkamıyorlar. Bugün 1.5 puanları var. 2 maçı üst üste 3-0, 3'er puanla kapasalar bile. 7.5 puan oluyor, gene de dördüncüler. Onun için rahatlar ve iyi de oynuyorlar. Arkası ise şampiyonluk stresi yaşıyor tabii, çok doğal. Düşünebiliyor musun, bu maçı kazandığı anda bir maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. Bu az buz bir stres değil. Onun biraz tutukluğunu yaşıyorlar ve karşılarında beklemedikleri kadar da iyi direnen bir Halk Bankası var. Halk Bankası'nın arkasının biraz hızlanması lazım hedefe ulaşması için. Yeniden Emre Toktamış. Maç servisinden de bu sefer filede kaldı. Fark bir sayıya indi. Serviste arkası kaptanı Gökhan Öner var. Emre rahat karşıladı. Ulaşım pası 4 numara Ender. Tekli blokta çapraza sert vurdu. Smacı vuranlar gidip Ulaş'ın kafayı öpüyorlar. Kısa saçlı kafayı yakaladılar orada. İyi pas attın diye onu tebrik ediyorlar. Aslında Ulaş çok önemli bir pasör ama bu turnuvada arkadaşlarıyla birlikte pek başarılı bir grafik çizemedi. Çok güzel blok. Evet. Ahmet Ulaş ikilisinden. Sanıyorum Ahmet yakaladı. Bu arada bu bloğun tekrarında Ulaş'ın ne kadar yükseğe çıktığını görüyor musun? Evet. Bir yani pasörün suratını, kafasını çıkartıyor ve burada 1.87 yazıyor ama benim bildiğim 1.83 boyunda. Benle aynı boyda gibi ve çok sıçrıyor yani. 3.40'a değdiğini biliyorum. Evet, çok önemli bir meziyet tabii o kadar yükselmek. Yani Ahmet'in omuzunda vurdu ama beraber aynı noktaya yükseldiler ki Ahmet de çok yüksek bir oyuncu. 20-17. Evet, 3 sayılık fark. Arkası için işleri hiç iyi gitmiyor. İşte Ulaş Kıyak. Halk Bankası'nın başarılı pasörü ve Arkas Benci. Serviste David Lee var. Birleşik Amerikalı oyuncu. O da enteresan taktik servisler atan bir oyuncu zaman zaman.
Bakalım nasıl bir servis kullanacak. Evet. Ve direkt sayı geldi. Gianni'nin üstünden. Aslında biraz da Bülent ve Gianni arasındaki bir noktaya attı. Yandan manşet alınca, bak şimdi tekrar göreceğiz buradan net. Görüyor musun? Yandan uzanınca hata yapmak topu kolay oluyor. Topu arkasına ismisi lazım, evet. Rahat alması için. Doğru. Bu arada oyuncu değişikliği Kadir Cin oyunda. Gaston Leandro Gianni kenara alındı. Suarez'i iyice içeri sakladılar. Şimdi direkt olarak David ona atacak diye düşünüyorum. Kadir Cin karşıladı. Suarez'a sert vurdu, sayı arkası. 18-21. Şimdi dışarıdan giren gencecik bir oyuncu ve çok önemli bir Arjantinli'nin yerine giriyor. Çok güzel de atılan servisi manşetle oyuna sokuyor. Bu tabii hoş. Ben özellikle gençlerin bu başarılarından çok gurur duyuyorum. Çok seviniyorum, mutlu oluyorum. Bu arada Adana'nın gururu da şovuna başladı. Evet. Volkan Güç. Bu arada hemen kendime bir paye çıkarayım. Adana'dan İstanbul'a, Arçeli'ye onu götüren kişilerden biriyim. Zafer Paşaoğlu'yla da ortadan bir sayı buldu Arkas. 19-22 yaptı durumu. Halk Bankası çok avantajlı seti almak adına. Serviste Suela var. Gene sayarak gitti. 4 adım. Yalnız biraz köşeden sayıyor. Eskiden ortadan sayardı biraz daha. Smash servis çok sert. Ulaş yetişemedi. Hakem sandalyesine çarptı top. Fatih Sen bir manşet hatası. 20-22 işte. Arkasla biraz tersini sertleştirince. İşte ayakları bakıyoruz. Adımlayarak. Evet, 4 adım ve dönüyor. Ama tam ortadan atıyordu. Şimdi biraz daha bir numaraya yakın. Yakın atıyor, evet. Pedro Suarez, Mendez gene sert servis. Emre Toktamış iyi karşıladı. Ulaşım pası 4 numaraya. Volkan Güç. Temas var mı diye bakıyoruz. Yok. Volkan'dan bir hücum hatası ve fark bir sayı indi. 21-22. İşte servisi atan olayı götürüyor gerçekten. Tutturan. Yani günümüz voleybolunda da böyle Alev abi. Sen de hep anlatıyorsun servisin çok önemli bir silah olduğunu. İlk başta Halk Bankası Ahmet ve Emre'nin etkili servisleriyle başladı. David Lee'den de kritik sayılar buldular. Ki karşıda da yani Gianni, Bülent gibi manşetçiler vardı. Onları zorlayıp aldılar. Bu sefer de Suela servise yüklenmeye başladı ve fark eridi. Tabii yani çok sert smaç servis atmak önemli bir meziyet ama riski de çok fazla. Yani onu istikrarlı hale dönüştürmek önemli. Bir tane çok iyi servis atıp sayı alıyorsun, arkasından kaçırıyorsan bu bir fayda sağlamıyor. O istikrarı yakalamak lazım. Şimdi mesela Suela iki tane muhteşem servis attı. Bakalım üçüncüyü ne yapacak? Yine her zamanki gibi saydı. İspanyol oyuncu bu sefer servisini değiştirdi moladan sonra. Bence hata etti. Ulaşım pası 4 numaraya Volkan Güç. Ama bu sefer de paralelden auto vurdu. Sanırım mola sonrası kaçırmayayım diye yapmış. Belki de antrenörden öyle bir... Evet, antrenör şimdi işaret ediyor. Servise yüklen diyor sanıyorum. İki İspanyol devamlı konuşuyorlar. Konuşuyorlar. Hayır, yumuşak aynı servise. Aynı servise devam ediyor. Fatih'in üstüne rahat karşıladı. Ulaşım pası ortaya. Ahmet Doçoğlu gene sert vurdu. 23-22 Halk Bankası yeniden öne geçti. Ama görüyorsun yani yumuşak servis attığın zaman hadi bir tanesini Emre dışarı vurdu. Belki blok out olabilirdi ama görüyorsun ne kadar net sayı oluyor. Ender Kutoğlu. Selçuk'un pası 2 numaraya Duer'den. Blokta başarı var. Şimdi Halk Bankası hücumu. Emre seken topa. Bülent dokundu ama çıkmadı. 24-22. Bu arada Adnan dikkatini çekti mi? Duer'den pek ortalarda görünmedi bu pas şey. Alamadı fazla. Evet, aldığında tamamen öldüremedi. Evet, evet. Yani bir uyumsuzluğu var pas konusunda Selçuk'la. Ender Kıdoğlu yüklendi servise Kadir'in üstüne. Şimdi 2 numaradan Duer'den blokta başarı var. Set Halk Bankası'nın 25-22. Kısa bir ara veriyoruz, sonrasında yeniden birlikte olacağız.
Yeniden Adana Yüreği Spor Salonu'ndayız. Dörtlü finaller ikinci etap, ikinci günün son maçı. Belki de şampiyonun belli olacağı maç. Ama Halk Bankası şampiyonluk o kadar kolay değil dedi arkası ve ilk seti 25-22 aldı. Bundan sonrası çok kritik. Adnan, istatistiklere bakıyorum. İnanılmaz bir rakam çıktı önüme. Arkasın servise karşı manşeti %44, excellent %22. Yani bu turnuvada bu kadar düşük bir manşet yüzdesi hiç görmemiştim. Ve hücumda da %41 ile oynuyorlar. Bir blokları var. Tabii böyle bir performans, daha doğrusu böyle düşük bir performansında sete yansıması böyle olur. Halk Bankası ise bir hayli 4 tane servisten direkt sayısı var. %76 manşet excellent, %67 hücumda, %48 üç blok. Yani bu da zaten farkı koyuyor ortaya. Şimdi serviste Ulaş Kıyak var. Arkasın manşet sorunu bir an önce çözmesi lazım. Yani inanılmaz. Jenny %25 excellent'la şöyle %33 ile oynuyor. Jenny karşıladı ilk topu. Arka kısa Zafer Paşaoğlu. Ve ilk sayı arkasın. Son şampiyon İzmir temsilcisi. Bir gün önce ilan etmek istiyor şampiyonluğunu ama Halk Bankası İlk sette çok iyi bir oyun sergiledi. Bakalım nasıl devam edecek. Zafer Paşaoğlu servisini kullandı. 2 numarada Ender alçak pas. Blok geldi Gökhan'dan. Şimdi Volkan Güç zor pozisyon, sert vurdu. Selçuk çıkardı bu topu. Gianni ve blok out. 2-0 yaptı Arkas. Bir kez daha Zafer Paşaoğlu'nu izliyoruz. Fatih'i karşıladı. Ulaşım pası 2 numaraya. Tekli blokta Ender sert vurdu. Bu top çıktı. Şimdi Duer'den. Yeniden Halk Bankası hücumu. Bir kez daha Ender. Plase, Suel'e başarılı defansta. Duer'den sert vurdu. Sayı arkasın. 3-0. Volkan Duvarda'nın evet. Sistemde bulunuyor. Ayağı içeri geçti diye ama o dün de iki belediyeli oyuncuyu yere yıktı biliyorsun. Evet. Top içeri çok atılınca tabi bazen uçarak vuruyor. 3-0. Zafer servisi kullandı Emre'nin üstüne. Zor pozisyon. Volkan açık topa yüklendi ve blok out. Halk Bankası ikinci sette ilk sayısını Volkan Güç'le kazandı. İşte bunu bir kez daha izliyoruz. Gökhan'ın elinden avuta gidiyor top. Şimdi Ender Kudoğlu servisi kullandı. Sert servis Bülent karşıladı. Ortadan Gökhan blok kesti onun topunu. Ender manşet yükseltti ama içeri kaçırdı. Bu arada Gökhan'dan da beklenmeyecek bir hata. Çok yakın indi top fileye. Aslında manşete düşürseydi daha kolay olacaktı ama o kendine güvendi, nasıl atarım diye top elinde kaldı. Farklı sayı indi. Smart servis sert ama auto gitti. Ender Kıdoğlu servisi kaçıran isim. İlk sette Ender'in çok iyi oynadığını söylemek lazım. Duvar'dan smart servis filede. Evet, sayı makinesi Duvar'dan bugün durmuş durumda. Ama tabii daha ilk set geride kaldı. Daha çok zaman var. Ahmet Koçoğlu servise yüklendi. Gianni'yi çok zorladı. Duer'den açık topa sert vurmak istedi ama filede kaldı. Halk Bankası'nın işte büyük silahları servis ve blok. İlk sette de gördük. 3 blok belki çok fazla değil gibi ama hemen hemen her topa da dokundular, kestiler. Şimdi servislere yükleniyorlar yeniden. Gene Ahmet Koçoğlu açık manşet Gianni'den. Gaston Leandro Gianni üstü bloğa rağmen sert vurdu. Ahmet Koçoğlu çıkardı. Şimdi Volkan Güç sert vurdu. Ve Volkan'ın sayı geldi. 5-4. Smacı vurduktan sonra bütün sahaya bir turluyor. Evet. Adanalı. Kendi evinde oynuyor. Seyircisi de bol görüyoruz zaman zaman tribünlerde. Onu destekleyen hala küçüklerin önünde pankartlar var. Ve bir direkt sayı daha. Ahmet Toçoğlu. Evet, görüyorsun. Çok yetenekli. Öyle bir fizik kapasitesi var ki dün bir ara
pasör çapması gibi arkadan hücum ediyordu. Doğru söylüyorsun. Ve orta oyuncular içinde o kadar skor üretti ki köşe oyuncuları bile ona yaklaşamayanlar var. Yine etkili bir servis. Hücum edemedi Arkas. Şimdi David Nin'in pası Volkan'a, açık topa sert vurdu. Bu top da çıkmadı. Şimdi herkes Volkan'a diyor ki iki gündür neredesin? Ahmet servise yükleniyor. Çıkan topa da Volkan Güç noktayı koyuyor ve 7-4 mola geldi. Fernando Munoz Benitez'den. Moladan belki bir sayı sonra teknik molaya gireceğiz. Belli de olmaz tabii ama. Şimdi biraz önce söylediğim gibi Ahmet hücum sıralamasına baktığım zaman en skorer oyuncular sıralamasına 6. sırada bir orta oyuncusu için çok yüksek bir rakam bu. Pasör çaprazları ve Gardner bulmuştu evet, sadece. Evet, yani onun önünde işte Duer'den pasör çaprazı, Volkan pasör çaprazı, Ali Çayır, Chavez pasör çaprazı. Bir tek Gardner var 4 numaradan. Ve dün 11 sayısını da eklediğimiz zaman 54 sayıyla oynuyordu. Bugün şimdi herhalde bu sayıları çok daha yukarılara çekecek, görüyorsun. Hem ucumda hem serviste çok başarılı. Bu arada ben onunla da övüneyim. O da Arçelik'ten. Sakarya'dan Arçelik'e gelenlerden. Evet, onu Sakarya'dan da Arçelik'e getirenlerden biriyim ben. Ahmet Toçoğlu gene etkili servis kullandı. Tuval'e karşıladı. Ortadan Gökhan Öner. Ender'den güzel defans. Şimdi Volkan Güç üçlü bloğa rağmen sert vurdu. Duer'den kaçan topa David Lee vurdu. Anlatacak o kadar çok şey var ki bir sayı içerisinde gerçekten. Ve 8-4 yeniden teknik mola. Anlatacak tek şey Halk Bankası'nın çok çok iyi oynadığı, mükemmele yakın bir top oynadığı. Dün de zaten de oynamışlardı ama sonucu alamamışlardı. Şimdi sonuca da gidiyorlar. O bildiğimiz Halk Bankası sahneye çıktı ve arkasının üstüne adeta kabus gibi çöktü diyebilirim. Yani turnuvaların dengeli, disiplinli, her zaman iyi oynayan arkası şu anda çaresiz kalmış durumda. Ama tabii böyle devam eder mi onu bilmek mümkün değil. Yalnız arkasının bir an önce toparlanması lazım. Çünkü eğer bu tempoyu yükseltemezse, Halk Bankası'nın temposunu yakalayamazsa şampiyonluk yolunda yer alacak. Halbuki bu maçı kazanırsa hep söylüyoruz, şampiyonluğunu bir gün önceden ilan etme şansını yakalayacak. Ama sanki belediye öyle kolay kolay izin vermeyecekmiş gibi. 3 puana çok ihtiyacı var arkasın. Onun da stresi onların üstünde okunuyor. Evet. Çünkü çok iyi bir takım. Çok yaklaştılar yani. Çok fakat bir de şöyle bir şey var Alev abi. Dörtlü finallerde hiç maç kaybetmediler. Geriye düştüler. 3-2 oynadılar. Gitti denilen maçları da çevirdiler. O yüzden daha kolay konuşmak için biraz erken. Tabii. Yani biz şu andaki duruma göre konuşuyoruz. Yani bir an önce artıları sahaya yansıtmasaları lazım. İşte Duer'den Alton vurdu ama temas var evet. Emre elini kaldırdı bana değil evet. diye. Bu bir başlangıç olabilir tabii ama arada hala 3 sayı var. Ve Halk Bankası hücum eden taraf. Serviste Gianni var. Arjantin'in smaç servisi kullandı ama filede kaldı. 9-5. Volkan Güç. Arkası kili uzun turunda. Etkili bir servis. Kaçan top şimdi Halk Bankası hücumu olacak. 4 numarada Emre Toklamış. Tekli blokta Bülent'ten çok güzel defans. Duer'den zor pozisyonda topu kullandı. Rahat karşıladı Volkan. David Lee ve sayı Halk Bankası'nın. 10'a 5 oldu. Ve 10'a 5'te mola geldi.